Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, basın mensupları ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Nevşehir Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıya, İl Müdürü Mehmet Polat'ın yanı sıra şube müdürleri ve basın mensupları katıldı. İl Müdürü Mehmet Polat konuşmasında şu ifadelere yer verdi. İlimizin fotoğrafını çekelim. Ne durumda? İlimizle ilgili olarak eğitim hangi konumda? Bununla ilgili bir fotoğraf çektik. Ve ne yaptık? Bir çalıştay düzenledik. Göreve başladıktan yaklaşık bir ay sonra tüm paydaşlarla birlikte bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştaya ilimizdeki öğretmenler, idareciler, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşları ve eğitimin tüm paydaşları katıldı. Yaklaşık 170 kişilik bir ekiple 2 gün boyunca Ahiler Kalkınma Ajansı'nın salonunda ve çalışma odalarında çalıştık. İlimizin hem fotoğrafını çektik, hem sorunlarını tespit ettik, hem çözüm önerilerini aldık. Ve biz bunu sahada almak istedik. Çünkü sahiplenilmeyen çalışmalar başarıya ulaşamıyor. Bunu gördük. Öğretmenlerimizle, idarecilerimizle birlikte karar vermek zorundaydık. Daha sonra bu çalıştayı 3 aylık, 4 aylık sonuçlarını ortaya çıkarabilmek için ekibimizle beraber çalıştık ve çalıştayın etkinlik kitabını, eğitimde yeni rotamız Mutlu Çocuklar tematik etkinlikleri kitabını hazırladık. Bu yıl içerisinde de bu etkinlik kitabımızı tüm okullarımıza dağıtacağız ve eğitimde bir koordinasyonu sağlamış olacağız. Hedeflerimizden birisi buydu. Eğitimde bir koordinasyonu sağlayalım. Birlikte hareket edelim. Ve eğitimi Nevşehir'in gündemine getirelim. Bununla ilgili olarak çalışmaya Eylül ayından itibaren bu ay içerisinde ilimiz genelinde başlayacağız. Daha sonra var olan sıkıntılar vardı. O sıkıntılarla ilgili planlama eksikliği, bina planlaması, öğrencilerin ve okulların sayısal verileriyle ilgili planlama. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık, bitirdik. Ve kısa bir süre içerisinde de bir sonuç almamız gerekiyordu. Bunun için de ölçme değerlendirme ekibimizle beraber şöyle bir çalışma yaptık. Bu çalışmada da ilimizin akademik başarısını değerlendirdik. Okul okul, ilçe ilçe ve sorunlar nelerdir, neleri çözebiliriz, hangi okulumuzda problem var, problem kimden kaynaklanıyor, bizden mi kaynaklanıyor, ilçeden mi kaynaklanıyor, okuldan mı kaynaklanıyor, kimden kaynaklanıyorsa sorunu tespit edelim ve birlikte çözelim istedik. Ve şöyle bir sizlere göstereyim, bir tablo ortaya çıkardık. Yeşil olanlar okuldaki kendi başarı durumlarını, okulun kendi istatistiklerini de bu şekilde ortaya çıkararak okulda hangi alanda başarısızlık var, hangi alanda başarı var? Bunun sebepleri neler? Bunları tespit ettik. Okul okul. Ve biraz sonra zaten bu konu akademik başarıyla ilgili olarak briefingimizde sunacağımız üzere verileri size göstereceğiz. LGS ve YKS ile ilgili olarak ciddi bir başarı da elde ettik bunun sonucunda. Bu yılda inşallah bunu daha profesyonel bir şekilde çalışacağız. Hedefimiz sadece akademik başarı değil. Sosyal, kültürel alanda, sportif alanda da başarı elde etmek. Asıl amacımız çocukları ilgi, yetenek ve isteklerine göre yönlendirmek. Onlara fırsat eşitliği tanımak. En önemli hedeflerimizden birisi de aslında bu fırsat eşitliği konusuydu. Ve dezavantajlı okullarımızdan başlayarak iyileştirmeler yaptık. Yaklaşık 21 tane okulumuza donanımlı müzik sınıfı, kütüphane ve sosyal ve kültürel etkinlikleri geliştirici çalışmalar yaptık. Bunu bu yıl daha fazla bir şekilde yapıp sürdüreceğiz.
Çünkü çocuklarımız her yönden istekleri ve ihtiyaçları var. Biz de bunlara bu fırsatı vermek zorundayız. Allah'a çok şükür bakanımızın, valimizin desteğiyle, özellikle de siyasetçilerimizin de bizlere ciddi desteğiyle maddi bir sıkıntımız yok.